Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölüme karşınızdayım. Kısa tekrarlar yapacağız arkadaşlar. Nokta atışı kazanımları değerlendireceğiz arkadaşlar. Özellikle zorlandığımız ve karşımıza çıktığında yorumlamakta zorlandığımız bölümlerin üzerine gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Kısa tekrarlar videolarında. Gazlarla ilgili arkadaşlar bir etkinlik var. Bu etkinliği arkadaşlar birlikte yorumluyorum. Sorumuz şöyle, etkinliğimiz şöyle. Aşağıda sabit hacimli ve sabit basınç kapları. Önce bu videomuzda arkadaşlar sabit hacimli bir kapta yapılan etkiler sonucu gazların kısmi basıncı, yani tek başına yapmış olduğu basıncı ve yoğunluğunun nasıl değiştiğini cevaplayınız demiş. Arkadaşlar ilk olarak şöyle başlayalım. İlk yapılan etkimiz kaba helyum gazı. Bunlar bağımsız olarak yapılıyor. İşte helyumun basıncı ne olur? Neonun basıncı ne olur bu yapılırsa? Helyumun yoğunluğu ne olur? Neonun yoğunluğu ne olur şeklinde. Şimdi basınç da PVNRT'ye göre sabit hacimli bir kapta yaptığımıza göre hacmin bir etkisi yok. R zaten sabit. O yüzden basıncı değiştirecek faktörler arkadaşlar mol sayısı ve sıcak. Şimdi mesela ne yapmış? Helyum gazı mı eklemiş? İçeride helyum gazı var. İşte neon gazı var. Biraz daha helyum gazı ekliyor. O zaman helyum gazının arkadaşlar mol sayısı artacağı için basıncı artar. Ama neon gazı eklemedik ki. Neon gazı eklemediğimiz için arkadaşlar neon gazının basıncı değişmeyecek. Çünkü neon gazının molü değişmiyor. Neon gazının sıcaklığı değişmiyor. Neon gazının kapladığı hacim değişmiyor. Burada şöyle bir hata yapmayın sakın. İçeriye helyum gazı geldi de neon gazı sıkıştı. Arkadaşlar gazlar arası boşluk çok fazladır. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. O yüzden neonun hacminde bir değişme yok. Yoğunluk olarak baktığımız zaman helyum gazı gelince yoğunlukla da değiştir. M bölü V'den yorumlayacağız. Yani helyumun kütlesi artacak mı? Artacak. Hacmi değişecek mi? Hayır, değişmeyecek. Sabit hacim kap. Kabın hacmi gazın hacmi. O yüzden helyumun yoğunluğu artacak. Neonun kütlesi değişmediği için, hacmi değişmediği için yoğunluğu değişmeyecek arkadaşlar. Peki geçiyoruz ikinciye. Bu kaptan neon gazı çeksek de bu neonu çektiğimiz anda helyum gazın içeriden kaçmadığını, yani içeriden gitmediğini düşünüyoruz. Yani bunu bu şekilde yorumlamamızı istemiş. Kaptan neon gazı çekersek arkadaşlar neonun mol sayısı azalacağı için o zaman basıncı azalacak. Peki helyum gazının basıncı ne olacak? Helyum gazı çekmedik ki içeriden. Helyum gazının molü miktarı değişmediği için basıncı değişmeyecek. Yoğunluk olarak baktığımız zaman içeriden neon gazı çektiğimiz anda neon gazının kütlesi azaldığı için hacmi değişmedi. Kütlesi azaldı, o zaman yoğunluğu azaldı. Helyum gazının kütlesi değişti mi? Hayır, neon gazı çektim ben içeriden. Helyum gazının kütlesi de hacmi de değişmediği için yoğunluğu değişmeyecek. İçeriye argon gazı eklesek ne olacak peki? Argon gazı helyum ve neondan farklı bir soy gazı arkadaşlar. Yani içerideki bu eklenen argon gazı helyum gazının ya da neon gazının mol sayısını değiştirecek mi? Sıcaklığını değiştirecek mi? Bu iki sorunun cevabı da hayır arkadaşlar. O zaman helyum gazının basıncı değişmeyecek. Neon gazının basıncı değişmeyecek. Gelen gazdan dolayı toplam basınç artacak. Buraya dikkat edin. Gelen gazdan dolayı toplam basınç artacak ama helyumun ve neonun kısmi basınçları değişmeyecek arkadaşlar. Gelen gazlar helyumun kütlesini ya da neonun kütlesini argon gazı değiştirecek mi? Hayır, değiştirmeyecek. O yüzden nedir? Helyumun yoğunluğu değişmez. Neonun yoğunluğu değişmez. Toplam yoğunluk gelen gazdan dolayı artar. Peki sıcaklığı arttırmak, sıcaklığı arttırmak arkadaşlar basınçla doğru orantılı. O yüzden sıcaklığı arttırırsak hem helyumun basıncı hem de neonun basıncı. Çünkü kinetik enerjisi artacak gazların, basınçları artacak. Yoğunluklar değişecek mi? Yoğunluklar değişmeyecek çünkü kütleleri değişmiyor, hacimleri de değişmiyor. Kabın hacmi, gazın hacmi. O yüzden arkadaşlar sıcaklığı arttırmak helyumun ve neonun yoğunluğunu değiştirmez. Sıcaklığı azaltsak bu sefer birim zamanda çarpışma sayısı azalacağı için basınçları düşecek her iki gazında. Yoğunlukları yine sıcaklığı azaltsak da kütlesi değişmeyeceği için gazların, hacimleri değişmeyeceği için yoğunlukları değişmeyecek. Sabit hacimli bir kapta arkadaşlar yapılan etkiler sonucu içeride bulunan gazların kısmi basınçlarını ve yoğunluklarını bu etkinliğimizde yorumladık. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar bu sefer aynı sistemin sabit basınçlı pistonlu bir kap içerisinde yapılan etkiler sonucunda basınçların ve yoğunlukların nasıl değiştiğini yorumlayacağız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yeni etkinliğimiz umarım yararlı olur. Görüşmek üzere.